Arkadaşlar Meccanine hoş geldiniz. 3 dakika sonra çok önemli bir maçım var. Arkadaşlar rakibim böyle 78 gözüktüğüne bakmayın. Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadaşlar rakibin çok çok güçlü 3 tane oyuncusu var. Bir tanesi bu. Bakın. Eleman 150 gücünde, tamam. Ama gördüğünüz gibi hücum özelliği 257 ortalamasıyla oynuyor. Yani bu oyuncu manyak güçlü. AMR'si 86 gözüküyor. Arkadaşlar 239 gücünde hücumu var. Gördünüz mü? STS'i 118 gücünde. Arkadaşlar orta haricinde hücumdaki 222, 207, 203, 226. Yani ortalaması 200'ün üzerinde yine aynı şekilde hücum gücü var. Ve arkadaşlar bu eleman 3 topçuyla maçı götürüyor. Geri kalanlar hani işte defans, fena değil, orta saha. Gördüğünüz gibi cesareti 237, pas vermesi 232, DMC'si. Yani kritik noktalara 2-3 tane oyuncu koymuş DMC'ye ve 3 tane forvet hattına. Bu adam bu şekilde maçı götürüyor. Ve arkadaşlar şu an benim bir gördüğünüz gibi 3 puan yerimde. 3. sırada ve bu takımda ilk maçımızı oynuyoruz. İlk takımda da şu Atletico'yla bir maç oynamıştık. Daha ilk maçımızdı buna karşı. Ona mağlup olmuştum ki fark etmemiştim açıkçası. Yani onun da güçlü olduğunu fark etmemiştim açıkçası. Ben benim ligde bir tek rakibim bu takımı zannediyordum ama diğer takımlarda ara ara gördüğünüz gibi yendiler, yenildiler vesaire. Şimdi arkadaşlar 3 dakika içerisinde başlayacak. Peki ben bu takıma karşı nasıl bir 11'li çıkıyorum? Hemen onu göstereyim. Rakip şöyle geliyor, bakın. Dörtlü defans. Şu DMC'si çok güçlü. Ve forvette gördüğünüz gibi AML, AMR, ST. Üçlü oynuyor. Ben buna karşı arkadaşlar. Arkadaşlar 4-4-1-1. Ben bu oyunda bu sezon böyle başlamamıştım. Biliyorsunuz 3-1-3-3 şeklinde başlamıştım. Hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde başlamıştım. Çevirmiyorum şimdi, ne olur ne olmaz. Bu şekilde başlamıştım. 31 ve 11 numaraları iki sola ve sağa yastı olarak oynatıyordum. 1-3-3-3-1 şeklinde. Arkadaşlar burada ben şu şekilde ortaya çekip böyle döndüm. Ve bu şekilde maçları daha rahat kazandığımı görüyorum. Şimdi bu takıma... Evet, bu arada 3'lük maçına böyle dedi. Ve maç başladı arkadaşlar. Bu takımda arkadaşlar AML, ya daha doğrusu ML ve MR'yi şöyle göstereyim. ML ve MR'yi iki yana yassı şekilde oynatıyorum. Hafif geriye indirgenmiş şekilde hemen göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ki bu şekilde de rakibin AML ve AMR'sini tutmak üzere biraz daha geriye yaslamış durumdayım. Hatta bu noktada şu ikisine geri mantık da verebilirim. Ama şu an başladı maç, bakalım. Ve ilk atak benden geldi. Rakibe maalesef teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Rakibe maalesef ilk golü atamadık. Kornerden iyi gelmiştik ama. Gördüğünüz gibi rakip böyle. Dediğim gibi. Yani rakibin o forvetini arkadaşlar top getirmemek lazım. Bunun için de taktikleri göstereceğim hemen. Güzel. Güzel. Abdülhamit Han. Ortadan geliyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Savunma. Her iki kanattan kısa paslarla. Kontratak kapalı. Pres tarzım yüksek. Top çalma tarzım zor. Markajım bölgesel ve offside taktiği uyguluyorum. Teşekkürler. Bir korner daha. Hadi gol. Hadi gol. Evet. Çok güzel. Şahi emektarım. Orta sahaya aldığım yıldızım. Güzel. İlk golü attı çok şükür. Yani bu takım gerçekten hani, rakibin forvetine top geldiği zaman arkadaşlar benim işim gerçekten çok zor. Yani rakibin forvetine topu değdirmemek lazım. Topun bende olması lazım. Bunun için de o bir korner daha. Yok, bu sefer yemedi. Ah, Yıldırım Beyazıt sakatlandı. Arkadaşlar mecburen ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Normalde Rodas'ı alırdım ama şu an kanattan oyuncuyu çekmek istemediğim için şöyle yapacağım. Şahi'yi alacağım. Şurayı alacağım. Şuraya getireceğim. Evet. Yıldırım Beyazıt forvetim. Forvet arkası sakatlandı. Şu an evet. Şahi ortada. Tamam. Tamam.
Normalde arkadaşlar sol kanada Rodas'ı alacaktım. Gültekin'i Yıldırım Beyazıt'ın yerini alacaktım. Fakat orayı almadım. Almamamın sebebini söyleyeyim öncelikle. Rodas arkadaşlar defansı çok güçlü değil. O yüzden Gültekin'i yine sol kanatta bıraktım. Neto'yu biraz şöyle yapayım hafiften. Ve mantığını da şöyle hemen geri vereceğim. Geri mantıkla oynatacağım. Bu da rakibin güçlü olan oyuncusunu tutuyor. Bakalım hayırlısı ne olacak. Evet. Gültekin'in kanadından geliyor. Evet. Yıldırım Beyazıt'ın sakatlanması hiç iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Bu arada sağ kanatta gördüğünüz gibi Netto'yu oyuna aldım. Abdülhamit'i orta alana çektim. Şahin'in yerine. Evet, rakip engelledi şu an. Güzel. Teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. Hemen topu sahip olma bonusuyla devam edelim. Evet. Güzel. Abdülhamit ile Netto'nun iyi paslaşmalarını gördük. Evet. Barbaros at golünü. At golünü. Hadi ya. Çok girdi. Evet. İlk yarı 1-0. Ama dediğim gibi arkadaşlar rakibin forvetine top gelirse... Teşekkürler. Dediğim gibi rakibin forvetine top gelirse durum kötü. Yani arkadaşlar şu oyuncu aşırı güçlü. Diğeri de aynı şekilde güçlü. Şu an offside taktiğiyle durdurmaya çalışıyorum ama dediğim gibi aslında ilk yaptığım plan daha iyiydi ama dur bakalım. Bu arada şöyle biraz yaklaştırayım ikisini de. Evet. Bu sefer rakip korner kullanıyor. Çok tehlikeli. Evet. Bakın gördüğünüz gibi adamın 150'lik 160'lık oyuncusu beraberliği sağladı. Gördüğünüz oyuncu. Evet, bu maçı yenmemiz lazım ki ligde şampiyon olalım. Şampiyon olabilelim. Güzel. Evet. Orta alandan Cino Abdülhamitlan Gültekin. Hadi bakalım. Evet. Barbaros aldı. Gültekin paslaşması. Kısa paslaşmalar. Dar alanda kısa paslaşmalar ve gol değil. Evet. Tekrar geliyoruz. Cino aldı topu orta alanda. Güzel. Evet, orta alanı ele geçirdik. Şimdi istatistikleri de göstereceğim. Rakip aldı topu. Evet, istatistiklerde 61'e 38 üstünlüğümüz var ama rakip serbest vuruş kullanıyor. Oh, avuta attı. O oyuncu avuta attı. Oh, teşekkürler arkadaşlar. Desteğiniz için çok çok teşekkürler. Evet. Bir orta daha geliyor mu? Evet. Hadi. Şu an hemen topa sahip olmayla devam edelim. Orta alanı. Hani şu o rakip bir serbest vuruş daha kaldı, kullanıyor. Evet. Yine avuta attı. Çok şükür. Arkadaşlar iki merkez göbekteki oyuncum da sarı kart gördü. Bu tehlike demek. Gerçekten tehlike demek. Yani bir de 10 kişi kalırsak rakibe karşı hiç şansımız kalmaz. Evet ama gole gidiyoruz arkadaşlar. Barbaros gole gidiyor. Evet. Yapma be Barbaros. Yapma. Yani moral, motivasyon, her şeyi süper. Resmen ateşi tutuşuyor. Teşekkürler. Evet 73. dakika. Evet, Netto aldı topu. Evet,
Çok çok dolandırdı topu. Bir taraftarımız daha geldi. Rakip de yok bu arada. Yani o da enteresan. Evet. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi Neto, yap bir ortanı. Yap güzel bir orta. Hadi. Resmen önünden geçti gitti ya. Evet, iyi tutuyoruz. Rakibi iyi kontrol ediyoruz. Ama bunu golle süslememiz lazım. Bu kadar hakim oynadığımız bir maçı yenmemiz lazım. 83. dakika. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şahi'yi çıkartıp Rodas'ı alıyorum. Rodas'ı da. Evet, şuna da şöyle ileri ok veriyorum. Evet, 87. dakika. Son dakika golü olabilir. Evet. Evet. Hadi bakalım 87. Hadi. Hücuma geçiyorum. Son saniye. Gültekin serbest vuruş kullandı ve top dışarı çıktı. Evet, 1-1'e bitirdik maçı arkadaşlar. Yani süper güçlü oyuncusuna karşılık maalesef galibiyet alamadık. 1-1 beraberlik. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani bu kadar desteğe gerçekten yani bir galibiyet gerekiyordu. Olmadı. Abdülhamit maçın en iyi oyuncusu oldu. Ki sağ kanatta başladı, orta alana geçti. Yani ben bu maçı yenmeliydim arkadaşlar. Şimdi tabii ligde durum bu noktada. Evet, ben hala ikinci sırada kalıyorum ama yani şu an rakibin de yenilmesi lazım. Tabii kadromuzda evet, Yıldırım Beyazı sarı kart 2 gün. Kırmızı kartı var. Artı sakatlandı. Gördüğünüz gibi. Şöyle kırmızı kartım var. Yok, sadece sakatlandığı için kırmızı gözüküyor. Sarı kart. Bunlarda bir sıkıntı yok. Hemen düzeltelim şunu. Evet. Sıkıntı yok. Ceza meza falan filan yok. Sadece Süper Lig'de mit sarı kartı var. Okey. Evet. Bu maç böyle geçti. Dediğim gibi bu maçta bu taktiği uyguladık. Şunlar iki kanattan daha iyiydi açıkçası. Hani biraz daha ortaya yüklenebilir miydik? Arkadaşlar, ortaya yüklenmememin sebebi rakibin orta merkezdeki DMC'si çok sağlamdı. Onun üzerine oynamak istemediğim için açıkçası böyle bir şey yaptım. Bunları daha çok kenara çekip hiç ortaya da almayabilirdim. Yani Neto'yu kenardan oynattık zaten. Şahi'yi ortaya değil, şöyle üçlü bir orta sahada yapabilirdim. Üç göbek orta sahada yapabilirdim. Ama çok bir şey fark etmezdi. Şahi'yi bu şekilde ileri ittiğim zaman rakibin DMC'sini de geride tutmayı hedefledim açıkçası. Ki bunu da başardı. Rakip ortadan gelmedi gördüğünüz gibi. Kenarlardan oynadı. Hatta doğru dürüst pozisyonu yok. Adamlar bir kornerle bir golü attı ve işi bitirdi. Evet, böyle geçti arkadaşlar. Yapacak pek bir şey yok. Şu an ligdeki konumumuza bakalım. Bu şekilde ilk 13 maçı, yani devreyi doldurduk. Ve arkadaşlar, son maçımız tekrar bu maç bu takımla oynanacak. Yani 26. maçı tekrar bu takımla oynayacağız. Şans diyelim. Ve bir sonraki maçım ben Real Atletico'yla, yani haftaya, daha doğrusu haftaya derken yarın yani, Real Atletico oynayacağım. Dolayısıyla bu iki maç üst üste çok kritik oluyor. Önce 3. ile oynadık, berabere kaldık. Şimdi Real Atletico'yu yenersek otomatikman yani puan farkını 1'e indirmiş olacağız. Yani 2'ye indirmiş olacağız. Berabere kaldığımız için durduk yere 3 puandan olduk. 1 puanla yetinmeye çalıştık. Kötü oldu. Neyse. Şimdi diğer takımlara mağlup olmasını bekleyeceğiz biraz. Ve önümüzdeki 2 maçı almamız lazım bu 2 takımla. Ki diğer takımlar da güçlü. Yani
polosu olsun. Bakmayın böyle 89'larda gözüktüğüne. O da bizim gibi takımı biraz gizlemiş. Ondan sonra bu da fena değildi. Bakın arkadaşlar, bu benim girdiğim en kolay, en güzel liglerden biri oldu. Neden derseniz, bildiğiniz gibi bu sezona başlarken takımı düşürmüştüm. Yani sayısal olarak düşük kalitede ama oyuncu gücü olarak oldukça kaliteli bir takım oluşturdum. Mesela hemen Yıldırım Beyazıt'ı göstereyim. Biraz önce görmüş oldunuz. Zaten fark etmişsinizdir. Arkadaşlar Yıldırım Beyazıt 61 gücünde gözüküyor. Fakat gördüğünüz gibi bitiricilik 217, şut 110, yani top sürme 127. Gayet gerçekten güzel. Kafa vuruşu 140. Yani bu oyuncunun seviyesi arkadaşlar 100'ün altında değil hiçbir şekilde. Ama 60 gözüktüğü için ortalamayı düşürüyor. Evet biraz yaşı var. Fena değil. Şahi aynı şekilde 53 gözüküyor ama bu da daha iyidir. Yüzlerde. Ondan sonra takımda düşüren bir oyuncu daha var. 5. Mehmet. Arkadaşlar 36 gücünde. Ama ben bunu arkadaşlar hava topu hakimi ve kafa vuruşu için şu an takıma koydum. Ama gördüğünüz gibi sağa sola koymadım. Direkt hemen Arslan'ın arkasına koydum. Çünkü Arslan hem genç hem de sağlam bir oyuncu. Dolayısıyla ikisini toplayınca bir mükemmel adam yapıyor. Gültekin güzel. Olması gerektiği gibi. Kendi gücünde. Barbaros aslında mükemmeldi. Bugün bir tutukluk yaptı. Açıkçası kendinden beklenmeyecek pozisyonları kaybetti. Ama gördüğünüz gibi sağlam bir oyuncu. Ve Abdülhamit. Abdülhamit 97 ama aslında 140, gördüğünüz gibi 160'larda. Yani ortalaması 140-150 arasında. Gayet gerçekten güzel bir oyuncu. Gerçekten güzel hücumu da var. Savunması da fena değil. Sağlam bir oyuncu. Ama gördüğünüz gibi burada 97 gözüküyor. Böyle bir takımla çıkınca da otomatikman arkadaşlar ligi kesin alırım diye düşünüyordum. Ki ligdeki rakipler de gördüğünüz gibi 80-90 bandına, öyle 140-160'lık rakiplerimiz yok karşımızda. Dolayısıyla bu sezon hem ligi hem şampiyonluk Süper Lig'de oynuyorum. Hem de kupayı alırız diye düşünüyorum açıkçası. Tabii rakipler de böyle yapmazsa dedim ama işte arada böyle çıkan rakipler de var. Yani siz ne kadar zeki olursanız olun, en azından uyanıklık yaptığınızı düşünmeye çalışın. Ama rakiplerin arasında da mutlaka bunu yapan vardır. Ki bana da böyle denk geldi. Ama dediğim gibi şu an Top 11'da oynamış olduğum en rahat liglerden birindeyim. En azından mesela bir önceki sezon 8-10 tane çok güçlü takıma karşı çarpışırken şu an 2-3 tane çok güçlü takıma karşı çarpışıyorum. Bu da güzel. En azından hani biliyorum, atıyorum şu takımı yenersem büyük olasılıkla şampiyonum diyebiliyorum. Keşke bugün yenmiş olsaydım, en azından liderliği hem ikinci, üçüncüyle olan puan farkımı açmış olacaktım. Hem de şampiyonluk yolunda daha büyük bir adım atmış olacaktım. Liderin hemen arkasında gelecektim. Bu yarın oynayacağım maçı kazandığım zaman direkt olarak liderlik pozisyonuna geçecektim. Ama olmadı gördüğünüz gibi. Şu an liderin arkasındayım. Yarınki maçı mutlak almak zorundayım. Evet. Size de arkadaşlar başarılı ligler dilerim. Ligin şu an tam ortasındayız. 13. gündeyiz. Bildiğiniz gibi 28 gün sürüyor. Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi'nden gelen ekiple eşleştik. İnşallah bunu geçeriz bakalım. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Kupada aynı şekilde fena pozisyonda değiliz. Şu an yarı finallere çıktık. İnşallah bunu da geçeriz. Bu da fena değil. İyi bir takım. Güzel. 4-2-3-1 ile oynuyor. Bakalım nasıl bir şak taktikte çıkacağız karşısına. Evet. Ligde de böyle gördüğünüz gibi. En azından şu an ligin ortasında hiçbir yerden havlu atmadan devam ediyoruz. Hayırlısıyla son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayalım. Bu sezon en azından şu 4-3 yapalım istiyorum. Bakalım hayırlısıyla. Ki en güzeli 4-4. Daha önce zamanında yaptığımız gibi. O daha güzel olur ama dur bakalım. Hayırlısı. Şu an çok kolay gözükmüyor. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen de kalın. Bu arada üye olmayı unutmayın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.